Elektriğe son bir yılda %29 zam gelmiş. Şu sıralarda %40-45 zam daha geleceği dillendiriliyor. Benzine ve mazota daha yeni 40-41 kuruş zam geldi. Ama bugün yarın eli kulağında akaryakıta yeni zamlar yolda. Akaryakıt istasyonları iki haneli yakıt fiyatları için pano ve pompalarda değişikliğe başladı bile. İnsan söylediği sözün esiridir. Onun için atalarımız büyük lokma ye, büyük söz söyleme demiş. Ama kibir hastalığına tutulan Erdoğan büyük laflar edip duruyor. En son ne demişti? Hatırlayalım. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Almanya'dan veya Fransa'dan da değil. Erdoğan'ın yönettiği 2021 Türkiye'sinden. Geçtiğimiz cuma akşamı araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında çift sıra uzun kuyruklar oluşturdu. Boş bidon, boş damacadan bulan istasyona koştu. Erdoğan'ın partisinde Yeliz ismiyle maruf bir milletvekili de benzin kuyruklarına utanmadan bereket yoğunluğu dedi. Bir diğer AK Partili vekil ise akaryakıt zamlarına mini mini zam deyiverdi. Aynı vekil devlet yurtlarında küçültülen yemek porsiyonları içinde Peygamber Efendimiz de midenin üçte birini boş bırakın demişti diye buyurdu. Bunlar milletle alenen alay ediyor. Milleti küçümsüyor. Ne diyelim, utancını kaybeden vicdanını da kaybeder. Bunlar fil dişi kulelerinden, saraylarından milletin halini görmüyorlar. Tekrar söylüyorum, sesini duymuyorlar. Bir de ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider diye bir laf var. Erdoğan da saraylarındaki şatafatı görmezden gelip her türlü fedakarlığı yapıyoruz demişti. Milletle açıktan alay etmişti. Saraydakiler bir eli yağda bir eli balda yaşarken milyonlarca yurttaşımız yoksulluk, açlık ve sefaletle sınanıyor. Sarayın bütçesi her yıl şişiyor. Fedakarlığı millet yapıyor, cefayı millet çekiyor. Sefayı da Erdoğan ve saray sosyetesi sürüyor. İşte biz bu nedenle Erdoğan şahsı hükümeti varlığının hikmetini kaybetmiştir diyoruz. Aç doyar, aç gözlü doymaz demişler. Saraydakilerin hali tam da bu. TÜGVA'daki rezaletler ortaya saçıldı. Pis kokular arşa ulaştı. Erdoğan'ın gemisi su almaya başlayınca gemideki eski yolcular bilgileri, belgeleri birer birer dışarıya sızdırmaya başladı. Bundan sonra daha çok bilgi ve belgenin sızacağından eminim. Ama şu anda rezaletin iki boyutu var. İlki, kamuya memur alımlarında TÜGVA eliyle gerçekleştirilen torpiller. Milletin fakir, fukara, çift diplomalı evlatları memuriyet mülakatlarında elenirken bunlar kendi yandaşlarını devlet memuriyetine elleriyle yerleştirmişler. Milletin evlatlarının geleceği memuriyeti çalınmış. Devletin askeriyesi, adliyesi, mülkiyesi TÜGVA mensuplarına peşkeş çekilmiş. Bu devlet içinde yeni bir paralel devlet oluşturmaktır. Önceki paralel devlet yapılanmasının müellifleriyle, hain darbecilerle uzun süre yol yürüyenler, yağan yağmurlarda beraber ıslananlar, Allah bizi affetsin dedikten sonra kendi paralel devletlerini kurmaya soyunmuşlar. Patlayan skandalın ikinci boyutu ise devlete ait bina ve arsaların TÜGVA ve TÜGVA benzeri yapılara peşkeş çekilmesi. Şimdi ben buradan soruyorum, Erdoğan başbakan veya cumhurbaşkanı olmasaydı, kamuya ve belediyelere ait bu taşınmazlar haksız, hukuksuz bir biçimde Erdoğan ailesinin başında olduğu bir yapıya verilir miydi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hukuksuzluklara son vermek için tüm idari ve hukuki yolları takip ediyor. Ama TÜGVA bu taşınmazları boşalt diyen mahkeme kararlarına direniyor. Devletin polisi de mahkeme kararlarının icrasını engelliyor. Polise, polis memurlarına, mahkeme kararlarına karşı çıkma emrini kim veriyor? Devletin kurumlarını, kanunlarını kim işletmiyor? Devletin memurları, kurumları üzerinde kim vesayet kuruyor? Elbette Erdoğan ve onun tek kişilik vesayet rejimi. Hafta sonu Genel Başkanımız Erdoğan şahsım hükümeti tarafından hukuku ve yasaları çiğnemeye zorlanan devlet memurlarına hem sahip çıktı hem de hukuksuz emirlere uyan yasaların işlemesini engelleyen memurları açıkça ikaz etti. Çünkü bu hükümeti de bu hükümete güvenip kanunsuz iş yapanları da uyarmak muhalefetin görevidir. Ama genel başkanımızın yaptığı Erdoğan ve sosyetesini çok rahatsız etti. En çok da bir zamanlar Gülen örgütüne övgüler düzen, sonra da etmedik hakaret bırakmadığı Erdoğan'a kapı kulu olan, siyasi hayatı dönmekle geçmiş, siyasi zübüklüğün kitabını yazmış İşişleri Bakanı'nın. Bakan adeta isteri nöbeti geçirerek adab ve edebi bir yana bırakarak Sayın Genel Başkanımıza sarf ettiği hakaretamiz ifadeler içine girdikleri çukurun seviyesini göstermesi bakımından ibretlikti. Anlaşılan memurlara en çok kanunsuz emir veren de yine bu bakanmış. Bu arada Erdoğan da ağzında bir vesayet türküsü, AK Parti zihniyetinde böyle şeyler duydunuz mu diye sormaz mı? Pes ki ne pes doğrusu. 20 yıl önce bunları kim söyledi? Buyurun arkadaşlar. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden şu 19-20 yıl içerisinde böyle bir şey duydun mu? Devletin imkanları belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen gözaltında bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu işleri yapanlar yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler. Muhalefetteyken memurlara yasaları hatırlatacaksın. O mübah olacak. Ama hükümete geçince memura yasaların hatırlatılması vesayet, sivil itaatsizlik, darbecilik olacak. Devletin kurumlarını, memurunu vesayet altına alacaksın. Devlette liyakati bitirip devleti talan edeceksin. Sayın Genel Başkanımız çıkıp yok öyle ya ama deyince de başlayacaksın vesayet, sivil itaatsizlik, darbe nakaratlarına. Erdoğan ve sosyetesinin anlamadığı bir şey var. Milletimiz kimin darbeci, kimin vesayetçi olduğunu artık çok iyi gördü. Notunu da verdi. Sandıkta da tasdiknamelerini vermeyi sabırsızlıkla bekliyor.